Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Hafif böyle rüzgarlı bir hava var. Şöyle kuşları bir çıkartalım. Biraz da nefeslensinler. Kameraya rüzgar sesi geliyor olabilir, kusura bakmayın. Hava biraz rüzgarlı. Reisim de baksana üşümüş, kalın kalın giymiş. Antrenmanlarını gün gün çekeyim de millet görsün nasıl sökülüyorlar. Millet ilk etaptan itibaren sökülme şeyini çok merak ediyor abi. Abi bunları bir sineğe nasıl göndereceğiz? Bir göndersek ya. Sineğe şu an gönderemez. Hayvan bir 15 dakikayı bir devirmesi lazım. Evet. Ondan sonra bunun yanında ne yapacaksın biliyor musun? Anında yüksek olan bir kuş atacaksın. Mesela örnek veriyorum, benim duman. Evet. Bir tanesini dumanın yanına atacaksın. Böyle hepsini birden değil. Evet. Bir tanesini atacaksın. Mecbur onun yanında uçuyor ya kuş. Evet, tamam. Onun yanında uçuyor ya. O yükseldikçe bu da yükselecek, anladın mı? Sonra yani birini nefeslendireceksin öyle. Ertesi gün öbürü. Bir bir mi salacaksın? Tabii bir bir. Ona uyum sağlaması. Şimdi bunlara bakıyorsun, yere iniyorlar. Ağzı açmayınca tekrar kovalıyoruz arkadaşlar. Çünkü yavruyu ilk etaptan böyle sökümünden itibaren, yani küçüklükten nasıl eğittiğimizi merak ediyorsunuz. İşte bu yani. Bak, sadece kamera açtığımda kovalıyorum bunları. Görüyorsunuz, elinde sopa, ucunda poşet. Arsaya geliyor. Arkadaşlar, bunların nereye indiği önemli değil. Çatıya atmasın. Yeter ya. Yani. Evet. Önemli olan ya şuraya iner, şuraya iner. Hedefe inmesi önemli değil şu an için. Ama daha sonra hayvan mesela nefeslendikten sonra hani kovalamayacağız, evet, ya. Ondan sonra hedefe indi diyorsunuz. Ama şu an önemli olan uçup nefeslenmesi diyorsun. Abi yavaş yavaş taklayı çevirenler var zaten işlerinde. Bunlar erken söküyor. Peki başka özellikle dikkat etmemiz gereken bir şey var mı abi? Bu yavru sökümünde mesela şu an şöyle yapsan daha iyi uçar dediğim mesela bir şey var mı? 4 tane salıyoruz ya. Evet. Şekeri ne yapıyor? Hemen yoruluyor. Evet. Mesela hemen yorulan kuşu onlarla beraber kaldırmayacaksın. Biraz daha geç. Çünkü ne yapıyor? Onları indiriyor, anladın mı? Şekeri yani aralarından ilk inen nefessiz olanı seçeceksiniz. Abi atacaksın, ilk ineni şey yapacaksın. Bir yeni uçmaya başlayan, mesela bunlar yeni uçmaya başladılar diye abi, kaç dakika uçması makbul? Makbul mu mesela? 3,5-4 dakika. Bunları biraz dinlendireceğim. Anladın mı? Yarım saat, 15 dakika, 20 dakika sonra bir daha. Anladın mı? Evet, yani biraz hayvan artık uçmayacak yani. Uçamayacak bir yere gelene kadar. Ama mesela kaldıracaksın şuradan şuraya, şuradan şuraya koyuyorsa bir hayvan bitiyor. Onu dinlendireceksin, anladın mı? Peki çatıdakiler daha mı fazla dikkat etmeli? Çünkü hani yani çatıda daha rahat çekerler. Çatıdakilerin tek şey yapması dikkat etmeli. Ha, yana bir alıştın mı? Kolay yani. Kovalacaksan buradan kovalayacaksın, zırt oraya gidecek. Kovalayacaksın, zırt oraya gidecek. Ondan sonra bu alışkanlık olacak. Şimdi ondan sonra at çöpe. Özellikle yanlarında yanlarında çatıya atan kuşu atmayacaksın. Evet. Atarsan sıkıntı. Arkadaşlar, çatıya atan kuşlarla kuşları uçurmuyorsunuz. Aleykümselam. Serik otobüsü nereden kalkıyor? Şuradan karşıya geç. Karşı yola geç, ana yola çıkacaksın şuradan. İki sokak arkada. Sağ olasın, kolay gelsin. Ağzını açmamışlar, bir yorgunluk belirtisi yok. Görüyor musun? Evet abi, bak. Çakal bunlar. Erken etmiş. Kaldıracaksın abi. Aman Allah'ım. Poşet kaçtı. Bir
Havanın rüzgarlı olması bir nevi daha iyi bunlar için. Neden daha iyi arkadaşlar? Havada bunları savurdukça rüzgar, bunlar arsaya gelmeye çalışıyorlar. Rüzgar savurdukça daha çok efor sarf ediyorlar. Yani kanatları daha bir güçleniyor. Ayağınıza şeyi bağlıyorsunuz ya. Evet. Hem nem yok. Bakın hem nem yok. Şimdi Antalya'da zaten kuşun ağzını açtıran aslında yorulmasından ziyade nem abi. Doğru mu? Hayvan 3 saat uçacak hayvan Antalya'da yazın burada 40 dakikaya yarım saate devriliyor. Şu anda rüzgar olduğu için nem yok. Aslında bu yavru sökümü için çok güzel bir hava var. Bakın gene yorulmamışlar. Ama bunlar mesela burayı benimsedikleri için inmeye çalışıyorlar. Yavru kuş yani yerine inmeye çalışıyor. Böyle ara ara kaldırıp kovalayacaksınız. Ben size bunların söküm anını, sökülmesini, taklaya girmesini, hepsini başından sonuna kadar çekeceğim ki ilerleyen zamanlarda Gökhan abi, abi kuşum var nasıl sökeceğim diye sormayın arkadaşlar. Bakın yani hepsi daha yeni bu kuşların ya, sökülmemiş. Daha yeni yeni taklayı çeviren var. Bak kapatmaya çalışan var. Aslında bunları sabah, en güzel sabah uçuracağız. Evet. Sen yok gelmeyeceksin diye ben kuşlara da yem verdim. Evet biraz. Arkadaşlar normalde daha da uçarlar da mutlu gelmeyecek diye ben kuşlara yem verdim. Ama uçurmadım. Karınları şu an tıka basa dolu ya. Ama günlük antrenmanlarından geri kalmamaları lazım arkadaşlar. Abi her gün sabah ağaç taklayı çevirmiş ya taklar. Bak şu alttaki düz yavru var. Evet bak bak bak. İşte böyle arkadaşlar, bunun söküm anı bu yani. Bunları böyle ufak ufak. Abi biri çok güzel kapatıyor ya. Şuna bak bak bak. Tepeli de bir kapanma şeyi var gibi geldi. Bunların en büyük şeyi birbirlerine yaşıtlar arkadaşlar. Yaşıt. Bunu da atlamamak lazım değil mi abi? Yaşıt olmaları. Bir tanesi biraz daha şey, şu biraz daha onlardan büyük. Şimdi yavru bir kuşla örnek veriyorum, saatlik bir kuşu aynı anda attığınız zaman saatliğe takılıp kaybolma riski büyük. Bu tarz olaylarda yaşanıyor değil mi abi? Yavruyu taktın saatliğe. Bir de açık uçuyorsa aldı götürdü, yavru yorulunca bir yere atıyor. Bu gibi durumlarda ne yapacağız saatlikle? Şu an bunu saatlik kuşla uçurmanın hiçbir mantığı yok. Uçurma. Evet saatlikle. Ne zaman hayvan 20 dakika, yarım saat oldu. Ondan sonra yanına bir tane yüksek uçan kuş atacak. Onu alacak, götürecek böyle yükseklere ki nefes açısın. Evet. O zaman 15-20 dakikayı devirmesini bekliyoruz arkadaşlar. Attın kuşu, baktın işte saat tuttun. 15 dakika uçuyor. Ha tamam. Bir yüksek uçan kuşun peşine takacaksın. Ondan sonra yükselteceksin. Yükseltip daha da havada nefeslendireceğim. Bir de bunların havai baş dedikleri, havaya oynama olayı var. O olayların da çok ince püf noktaları var. O kıvama geldiği zaman. Diyelim ki attığın yanına bir tane uçan kuşta nefes yok. Evet. Hemen inince pat öbürleri de iner. Ne yapacaksın? Yani ilk ineni son atacaksın. Mesela çok şunu diyen var. Abi kuşlarım karşı çatıyor. Diyor kuşlarım karşı çatıyor. Demek ki o içindeki çürük yumurta atıyor. Diğerlerini oraya şey yapıyor. Onu aradan ayıklamak lazım değil mi abi? Mesela bir uçurdun. Biraz daha kuşların damarında var. Bak biz 2 saat kuşları kaldırıyoruz. Çatıya yeten. Evet. Damarı da. Bir buraya inecek. Bak şuraya gidebilir. Yanından geçiyor. Ağaca gidip konabilir. Anladın mı? Bunlar evet. Da var ya. Kuşun geni de mümkün mertebe aç, köpek gibi aç olacak yavrum. Niye? Çünkü çatıya direkt gelecek. Hayvanı doyur, kaldır. Zaten top uçamaz. Bir kaldır, iki kaldır. Üçüncü sözde gider çatıya konar. Karnı da top, sırtı pek, elleyen yok. Ooo, 3 saat orada. Ondan sonra herkes gibi salacaksın, gidecek. Salacak gidecek. Bitti o kuştan, ayrı yere bekleme yani.
Evet, o bu tarz hatalar yapmamanız lazım. Oyun kuşunda çok ince detaylar var arkadaşlar. Ya oyun kuşu çok zor iş arkadaşlar. %50 kuş, %50 seyislik diye boşuna demiyorlar. Şimdi seyisliğin ne kadar iyi olursa olsun, kuş dandikse, soyu iyi değilse sağa sola atma olayı olur. Ne bileyim, oyun bozar ya da iyi gelmez. Kuş iyidir. Ne bileyim işte, uçurmayanın eline veriyorsun. Ne yapıyor? Yoz ediyor kuşu. Mesela adını vermeyeceğim bir arkadaşım var. Sabah, öğle, akşam, yaz, kış demeden kaldırıyor da kuşları. İsim vermiyorum altını çizerek. Ben de bilmiyorum isim vermediğim için. Evet. Ama dediğim gibi arkadaşlar, önemli olan kuşlarınızı. Yani sen şimdi şoförlerin olmasa ben sana tekrar yaparsam olacak. Aa, çok güzel bir örnek. Aynen, şoförlük olması lazım. Yani, doğru söylüyorsun. Ya da sen çok iyi şoförsün. Ben sana Murat 131 git Mercedes'e sollayayım. Kapasitesi yet. Aynen öyle. Yani bunlar, bak şu da var. Kuş kadar, seyis kadar yer de çok önemli. Mekan değil mi abi? Ya, çok önemli. Yani şimdi emin ol, bence çok iyi kuşçular da vardır. Çok iyi kuşlar da vardır ama adam öyle bir yerde besliyor ki kuş inemiyor kardeşim. O zaman ne diyoruz? Mekan, imkan, zaman. Paran, mekanın, paran, zamanın olacak. O arada olduğu zaman kazanırsın yani. Evet. İyi kuş kolay elde edilmiyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar, yani aslında siz bir şeye, bir kuşa para verirken kuşu satın almıyorsunuz. Kuşu bedavaya alıyorsunuz. Emeği satın alıyorsunuz. Yani öyle söyleyeyim. Evet, özellikle hazır kuş alırken. Tabii ki yani hazır kuş alırken adam onu ayaktan düşürüyor. Yavruluğundan başlıyor. Aylarını veriyor. Aslında ne söyleyeyim size, bu köyün yavrusu kalacak. Saat 10 civarı, saat kaç daha 7 dakika falan oluyor benim. Saat 2. Ne anlıyor? 3,5, 4 saattir uçuyor. Ben 3,5, 4 saattir o kuşu gözlüyorum. Ben burada oturuyorum, gidiyorum, geliyorum, bakıyorum nerede. Atmaca mı aldı? Şuraya mı indi? Evet. Başına bir şey mi geldi? Yani. Anladın mı? Yerini izliyorsun. İşin en kötü yanı zaten hayvan kaybolursa akıbetini bilmemek arkadaşlar. Merak ediyorsun ne oldu diye sürekli. Kuş neler yapıyor, bunlara bakıyorum. Yani kuş uçuyor da tamam, saldırayım ben gideyim eve. Lan kuş oynuyor mu? Kuş oynamıyor mu? Kuş sefere geliyor mu? Aynen. Bunlar nereden bilecek izlemeden? Oturuyorsun abi. Eşek gibi bekliyorsun yani, anladın mı? Belki bakıyorsun yarım saatte bir mi geliyor, 40 saatte bir mi geliyor? Bunu niye bilmen lazım? Çünkü hayvanı 10 gün sonra bir daha uçuracaksın atıyorum. Ne yaptı? Üstüne mi koydu? Bozdu mu? Anladın mı? Değil mi? Tabii yani şimdi ilk saldın kuşu, kuşu teki aldın, geliyor 15 metre yukarıdan alıyor gidiyor, alıyor gidiyor, alıyor gidiyor. Ben şimdi bu kuşun 15 metre yukarıdan aldığını bilmesem, ikinci seferde bu kuşun alçağı mı inmiyor? Yoksa gidiyor saçmalıyor mu? Onu nereden biliyorum? Bilemezsin, günlük ha, takip edeceksin. Bir dahaki saldığımda bir bakıyorum, ben kuş 5 metreye çökmeye başlamış. Diyorum ki ben yemem var. Evet, bu da en az bir 3 ay abi, bir kuş bizim şaka gibi geliyor millete bunu da. Bir bazı can kuşlar, yavru 3 ay yiyor. Bazı kuşlar mutlaka geziyor. Bak o demin bahsettim. Göremiyor ki abi, 15 dakika 20 dakika göremiyor. Kuş yok. Abi bakın ta cehennemden geliyor kuş. Evet. Kayboluyor yani. Mesela bilmezsen gitti. Yani kuş bilmeyeceksin abi. Nereye gidiyor? Nasıl? Ne yapıyor? Hangi hareketlerde? Bunu bilmem lazım. Kapatıyor mu? Kapatmıyor mu? Geliyor çakılıyor mu? Veya oynuyor, kaç takla atıyor? Ayak mı salıyor ta yukarıdan? Bunlar bir sürü şeylere dikkat etmen lazım. Yani emek vermeden olmuyor bu işler arkadaşlar. Bakın bunlar işte, bunlar sadece gördüğünüz 4 tanesi. Benim videoya çektiğim 4 tane. Burada abi en az 15 tane uçuyor değil mi sırayla? Bak şurayı kapat. Sana vermeden önce bunları kovalıyorum 4. Evet. Bak aşağıda perdeli var 5. Evet. Şu perdeli var 6. Anladın mı? Bak şu daha yeni 7. Bunu uçuruyordu. Evet. Ondan sonra gel. Bayağı 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 4 tane de içeride var. 20 tane kuş uçuruyordu. Ya bunların arasında. %70'i kendi soylarım. %70'i. E ne yapayım şimdi, uçurmayayım abi. Uçuracaksın. Evet. Abi her biri bir saat devirse 20 saat yapıyor ya. Kolay mı? Ki. Ama ne yapacağım, mecbur. Arada zaten 3 tane ipne var. Çakmaklı bir kalkıyor 4 saat. Duman bir kalkıyor 4 saat. Onları saymadım. Onları saymıyorum. Onlar artık söküldü yani. Evet. Bunlara dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Millet 3 tane kuş uçuruyor. Anladın mı? 3 tane kuşlar sefer atıyorlar.
internette sefer atıyorlar. Hayvan gelmiş. Güzel oynamış. 20 takla falan atıyor. Güzel çöküyor. Ondan sonra biri diyor ki ya ne güzel kuş. Ne güzel oynuyor. O da yazmış oraya. İsim vermiyorum. Bu kuş 28 sefer yaptı. 15-16 taklayla gidiyor. 28 sefer ya Allah belanı vermesin seni. Onu bulsam ben vazif alacağım. 5.000-10.000 neyse de. Yeme. İnsanları yeme. Biz bilmiyor muyuz oğlum? 10 yaşındaki çocukları kandırıyorsunuz. Tamam. 28 sefer yaptı. 27'si nerede oğlum bunun? 7 tanesini atıyorsun. Onları şey yapamamış. Kamera yokmuş abi o zaman. Kamera yokmuş. 27'si nerede? Kuş nasıl kalkıyor? Bir göster. Yani nereye iniyor? Bir göster. Evet. Ya arkadaş. İşte 2 tane, 3 tane kuş uçuruyorlar. Bir de bazıları da var. Mesela adam 20 yıldır kuş besliyor, tamam mı? Arşivine mesela kuş uçurmuş. Arşivine saklamış seferleri. Anladın mı? Bunları da bir güzel editlemiş, birbirine eklemiş. Biri mesela birine hava atacak diye atıyor onların hepsini, birleştirmiş. Diğer dangalak da zannediyor ki o hayvan aynı gün oynar. Yok ulan nerede? Öyle olsa. Bir sürü tırmıyor. Kendini kaldı. Evet bakın arkadaşlar, kuşları hem konuşurken bir yandan da kovalamaya başladı tekrar. Çünkü dinlendiler. Yorulana kadar, yanı çıkana kadar kovalayacağım. Çünkü kanatları kuvvetlenecek o hayvan. Evet. Aha bak bu dönüyor, bu dönüyor. O biraz daha büyük. Şimdi indi. Birazdan bir dakika. Evet. Sevgili arkadaşlar bakın bunların eğitimini böyle size gün gün, hafta hafta ta ki gelip sefere oturana kadar olur ya da olmaz. Yani 10 parmağın 10'u bir değil. Yani ne, 4 tane mi var? Belki 2 tanesi güzel oturacak. Belki 2 tanesi sapıtacak. Ama şeyini çekeceğiz. Böyle dibini görene kadar. Yok abi yani örnek. Gördü de gelip şuraya koyup gitmezse bak büyük konuşuyor. Gelip şu hedefin üstüne koyup gitmezse minimum bak minimum 2 saatten aşağı uçarsa bedavaya vereceğim. Sözüm söz. Gördüğünü bir tane bedavaya vereceğim. Bak bir tanesi bile şu kuşları çünkü isim ver tamam mı? Bir tanesi bile sefersiz çıksın. Gelip şuraya oynamaz. En az 2 saatten aşağı uçsun. Bak sen de göstereceksin zaten. Evet. En az 2 saatten aşağı uçsun. Dördünü birden bedava edelim. Bu sene sıkı takip var arkadaşlar. Ha? Kendi kuşlarımız var abi bu sene. Abi ihtimal yok. Ben biliyorum abi. Abilerini uçuruyorum ya. 3 saate indim ben abi. Bereketli. Evet sevgili arkadaşlar. Bakın aradaki ince tavsiyelere dikkat edin. Ben bile her geldiğimde bir tık daha bir çörünüyorum. Bir tık daha. Ben mesela Gökhan abiye soruyorum. Ya şunu neyle kaldırayım? Ya da abi hangisi daha şey? Diyor ki mesela çekeriği geç at. Şunu şöyle yap. Sen gel bana. De ki ben sana sorarım. Dedim ki ne tarz kuş seviyor? Abi bana gerezen kuş diyorsan hemen can oyunun yavruya atarım abi. Evet. Yok bana ben yüksek uçan kuş seviyorsam. O yüzden ya kuşları tanıyacaksın. Evet. Anladın mı? Her biri ne yapıyor bileceğim. Ben sana istediğin şekil, istediğin kuşu çıkarayım. Mesela bana de ki bol sefer izlemek istiyorum. Sana atarım bir tane. Boz gelir burada döner gider. Tepende. Evet. Anladın mı? Yani o senin tercihine göre ama neyden kaynaklı? Ya kuşun ne yapacağını biliyorum ya. Yani. Tanıman kuşları lazım değil mi? İzlemeden de bilemiyorsun işte. Saatlerce böyle başında bekliyorsun. Abi bugün onları eşleştirirler de işte sen onları bileceksin. Ona göre eşleştireceksin. Ha. Anladın mı? Biri... Kuşun eksiği ne? Arap. Arap'ın eksiği ne abi? Nadiren de olsa boş iniyor. Evet. İki takla atıyor çoğunlukta. Tabanı bağlıyor. Orta boş. Ama atımı var. Gezen kuş. Evet. Şimdi sen ona eş vururken ona göre bir eş vuracaksın. Anladın mı? Oturtacak bir eş vuracaksın. Bol taklalı, boş inmeyen. Kanı önemli. Sen hiç ezbere kuş vur birbirine. Hiç ezbere uçursun. Anladın mı? Ya işte genç kardeşlerimiz de... Genç kardeşlerimiz de böyle tecrübe edine edine öğrenecekler abi. Her kuşta hamızlık olmaz. Buna dikkat edin. Bir kuşu boştan yere üretmeyin arkadaşlar. Bir kuşu boşa üretmeyin. Abi, yok şey oldu abi. Yani iyi kuş istiyorsan evet. Ya da alacaksın. Aynı geçen sene ben ne yaptım? 200-250 tane kuş uçurdum. İçinden 2 tane kuş uçurdum. Evet. Başka kuş uçurdum. Arap da. İkisi de bizim. Evet. Tanesi 15 liradan alsan evet. 200 ile çarpıyor. 10 tane alsan 150 lira abi. 100 tane alsan 1500 lira yapar. Anladım. Ne yapar abi?
Bir de onlara zaman ayırıyorsun. O da var abi. Senin ne zamanın öldü burada? Ya parayı mı yollarsın? Yani yeme mi yollarsın? O yazın onunla uğraştık. Ona mı yollarsın? Evet. Ben şimdi en azından kendi kuşumu uçurum. Bildiğim kuşlar uçuruyor. Ne gerek? Evet sevgili arkadaşlar. İnşallah sizlere fayda... İnşallah sizlere faydalı bir video olmuştur. Bu tarz videoları seviyorsunuz. Oraya gitti. Oraya indi. Hiç önemli değil arkadaşlar. Moralinizi bozmayın. Onlar şimdi dinlensinler. Hepsi bir araya toplanıyor. Buradan taşı bir sallar. Buradan kalkar da buraya. Önemli olan yavruyken nefeslenmesi ama çat. 15 dakika, 20 dakika uçmaya başladı. O zaman hedefeye tüfeği vereceğiz. Şu an önemli olan bu kuşun kanat çırpması. Bizim için en önemli şey kanat çırpması. Hedef eğitiminde abi oradan bir kritik şey de var. Nasıl alıştıracaklar? Abi şimdi kuş nefeslendi. 10 dakika, 15 dakika uçmaya başladı. Evet. Uçuyorlar. Tam böyle yorulduğunu anlıyorsun. Evet, böyle aşağı çökmeye başlıyorlar. Alırsın bir tane kanatsız, atarsın hedefe, zınk oraya çökülür. Evet. Sonra ellem. Sonra ellemeyeceksin, uçmayacaksın. Yine arayla yiyecek, ondan suyunu içecek. Ondan sonra kümesine sokacaksın. Ertesi gün yine salacaksın. Yine aynı şekilde uçuracaksın. Baktım ki yoruluyorlar. Atacak kanatsızı hedefe. Sen çakılacak yeminim. Böyle böyle devam edeceksin abi. Böyle böyle evet, devam edeceksin. Zaten 15 saat, 1 saat, 1 saat, 1 saat başlayacak bu sefer. Hedefe gelip gitmiyorum. Arkadaşlar. Bu tarz videoları dediğim gibi seviyorsunuz. Bu tarz videolar çekmemi istiyorsunuz. Sıfırdan oyun kuşu eğitimi. Gökhan abi de sağ olsun bize bildiklerini böyle anlatıyor. Videoya çıkmadan like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kuşlarınıza iyi bakın. Kendinize iyi bakın.